Eğitim Vadisi Yayınları TYT Matematik planlı ders föylerimizde 37. föydeyiz. Kümeler konusunun konu anlatımını yapmıştık. Şimdi 5 tane testimiz var arkadaşlar. 50'nin üzerinde soru olduğu için bunu 2 video şeklinde yapacağız. İlk 2 tane konu kavrama testimizi yapıyoruz. Diğerlerini de 2. videoda izleyebilirsiniz. A kümesi x öyle ki x çarpı y eşittir 12. X bir doğal sayı, y de bir doğal sayı olacaktır diyor. Liste biçimindeki yazılışı hangisidir? Çarpımları 12 yapan sayıları arıyoruz. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4, 4 çarpı 3. Bu şekilde tersine çeviriyoruz. 6 çarpı 2, 12 çarpı 1. Buradaki x ve y'ler birbirinden farklı birer sıralı ikili olacağı için arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6 farklı durum var. Burada x'in alabileceği durumlar 1, 2, 3, 4, 6, 12. Liste biçiminde bu şekilde yazabiliriz. Yine bir ortak özellik yöntemiyle verilmiş bir kümemiz var. X öyle ki 1 ile 115 arasındaki sayılardır. Buradaki x sayımız 10'un bir katıdır. Buradaki n dediğimiz katı da bir tam sayı olmak durumunda. Yani x sayımız 1 ile 115 arasındaki 10'un katı olan doğal sayılar tam sayılardır. Burada 11 tane olduğu bariz bir şekilde görünüyor. Şu şekilde yapalım. Son terimden ilk terimi çıkaralım. Artış miktarını bölelim. 1 ekleyelim. Burası 100 bölü 10'dan 10'dur. 1 eklediğimiz zaman eleman sayımız 11'dir. X öyle ki 2x artı y eşittir 10. X ve y yine birer doğal sayı olacak. Burada x'e değer vererek yapmaya başlayabiliriz. X'e en küçük doğal sayı olan 0'ı verdiğimiz zaman 2 çarpı 0, 0. Buradan y değerimiz 10 gelecektir. X'e 1 verdiğimiz zaman 2 kere 1 2'dir. Buradan y'miz bu sefer ne gelecek? Şuraya 10 yazalım. Y eşittir 8. Bu şekilde x'e 1'den en fazla ne verebiliriz? 5 verdiğimiz zaman 2 çarpı 5 10'dur. Buradan da y'mizi 0 bulabiliriz. Kaç farklı değerimiz oldu? 0, 1, 2, 3, 4, 5 olacak şekilde 6 farklı durumumuz var. SA eleman sayımız 6'dır. Bize 6 değil de alt küme sayısını soruyor. 2 üzeri n'den 2 üzeri 6, 64 farklı küme yazılabilir. Hangisi sonsuz kümedir? Buradaki rakamlar. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olduğu için daima sonlu bir kümedir. Yılın E ile başlayan aylar yine sınırlıdır. Ancak 1 ile 10 arasındaki reel sayılar sonsuz tanedir. Burada tam sayı deseydi, doğal sayı deseydi sayabilirdik. Ancak reel sayılar sonsuz tanedir, sayılamaz. Cevabımız C şıkkı. Kalem kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde K bulunur, A bulunmaz diyor. Bulunur bulunmaz sorularında ikisini de eliyoruz. K ve A'yı siliyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? 3 tane. Alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8 farklı küme yazılabilir. İki kümenin de alt kümelerinin kaç tanesi eşit kümelerdir? Burada bakıyorum ortak olan elemanlarımız 2'ler ortak, A'lar ortak. N yok, 5 yok, 1'ler ortak. 2, A ve 1 için 3 farklı neyimiz var? Elemanımız var burada. Alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8'dir. Bu ifade BA'nın bir alt kümesidir demek. B'deki 2 eleman da A kümesinde olduğu için birinci ifademiz doğrudur. A kümesi ile C kümesine bakıyorum. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 10, 7, 10. İki kümede birbirinin aynısıdır. Denktir değil, eşittir yazmış. Bu ifade doğrudur. Her şey ile aynı. Her küme kendini kapsadığı için A kümesi C kümesini kapsar. 3 ifademiz de buradan doğrudur. N bir tam sayı. 3 ile N arasında bir X sayımız var. X 4'ün katı olacak. Buradaki M de tam sayı. Yani X'imiz 4'ün katı olan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 bu şekilde giden sayılardır. Son kısmı bakalım doğru yazdık mı? Eleman sayımız 6 olacaktır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bu 28, 32 bunları yazamayız. Yani buradaki N yerine 27 yazsak arkadaşlar olmaz. 30 yazsak mesela 30'u deneyelim. 30'dan küçük doğal sayılar 4'ün katı olacak şekilde yazdığımızda buraya 28 de yazmamız gerekirdi. O zaman eleman sayımız ne olacaktı? 6 değildi, 7 olacaktı. Demek ki bu 30 olmaz. Burası 30'u silelim, 28 yazalım. 28'den küçük olan 4'ün katı olan sayılarda ne var? 24 var. Bakın bu sefer yine ne oldu? 6 tane eleman oldu. Yani N yerine en çok 28 değerini yazabiliriz.
Bir kümenin eleman sayısı 3 arttığında alt küme sayısı 112 artıyor. N tane elemanımız olsun. İlk durumda 2 üzeri n, ikinci durumda 2 üzeri n artı 3 olacağı için denklemimiz budur. Burada ister değer verebilirsiniz, isterseniz 2 üzeri n artı 3'ü şu şekilde çarpanlarına ayırabilirsiniz. Burada 112 diyor. 2 üzeri n'ler ortak. Katsayıları 2 üzeri 3 ve bakın gizli 1 yazdım. Bu 1'leri yazdığımız zaman biraz daha sadeleşecek. 2 üzeri n çarpı 7 eşittir 112. 2 üzeri n eşittir 16. N eşittir 4'tür. Yani ilk durumda 4 tane elemanımız var. Alt kümelerinin kaç tanesinde sadece tek sayılar bulunur? Buradaki tek sayılarımız 1, 3, 5 ve 7'dir. Yani 4 tane tek sayımız var. Bunlarla 2 üzeri 4, 16 tane alt küme oluşturabiliriz. Cevabımız D seçeneği değil. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Cevabımız E seçeneği. Neden E seçeneği derseniz, bu 16 tane alt küme içerisinde bir tane küme var ki o kümede her zaman vardır ve boş kümedir bu. Biz bu boş kümeyi alt kümeler içerisinde yazabiliriz ancak içerisinde tek sayıların bulunduğu kümeleri arıyoruz. Burada hiçbir eleman yoktur boş kümede. 16'dan boş kümeyi çıkarırsak 15 tane gerekli küme bulunur. Durdurup burayı okuyabilirsiniz. A kümesinde kaç tane eleman var? 3 tane eleman var. Hemen yanındakinde 2 üzeri 3 tane alt küme sayısı kadar eleman olacağı söyleniyor. Hemen yanındaki kümede, çemberin içerisinde de 2 üzeri 8 tane olacak şekilde bir kural vermiş. 2 üzeri 8 kaçtır? 256'dır deyip C şıkkı deyip geçebilirsiniz. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi 3 ve 4'ü kapsar? Yani 3 ve 4 kesinlikle bulunacak. Daima bulunacaksa bunları siliyorum. Geriye kalan 1, 5, 6 ve 7 elemanları ile yani buradaki 4 tane elemanla kaç tane alt küme oluşturabiliriz diyor. Yani 2 üzeri 4'ten 16 tane kümede alt kümelerimiz bu 3, 4 kümesini kapsar. Alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya 6 bulunmaz? 5 bulunur. Bunu şimdi ben iki yolla yapmak istiyorum. Birinci yolumuz şöyle olsun. 5'in bulunduğu durumlarda 5'i çıkardığımız zaman 2 üzeri 6 tane 64 tane farklı alt küme olacaktır. Bu 1 veya 6 bulunmaz durumunda bu 2 üzeri 6 durumdan 1 ve 6'nın her ikisinin de bulunduğu durumları çıkararak bulabiliriz. 1 ve 6 da bulunacak. 5'i zaten silmiştik. 6 eleman kalmıştı. 1 ve 6'yı da çıkarırsanız elimizde 4 tane eleman kalacak. 2 üzeri 4'ten 16 durum. Tüm durumlarda 64 elemanımız vardı, kümemiz vardı. 16'yı da çıkardığımız zaman 48 buluruz. Hocam bu şekilde sevmiyorum diyorsanız ben şu şekilde de yapmayı tercih ediyorum bazen. 1 veya 6 bulunmaz diyor. 1 veya 6 bulunmaz derken 1 bulunur, 6 bulunmaz. 1 bulunmaz, 6 bulunur. 1 bulunmaz, 6 bulunmaz şeklinde veya'yı ifade edebiliriz. Virgül demiş 5 bulunur. 5 bulunur da 5 bulunsun, 5 bulunsun, 5 bulunsun. Bu şekilde bizim 3 farklı durumumuz var. Bunları da tik atalım. Bulunur bulunmaz dediği zaman bu 1, 5 ve 6'yı sildiğimiz zaman silelim 1, 5 ve 6'yı siliyorum. Geriye 3, 4, 7, 8, 4 tane elemanımız kaldı. Yani 16 tane burada alt kümemiz olur. İkinci durumda yine 16. Üçüncü durumda yine 16 alt küme olur. Toplam 48 tane alt kümeye ulaşırız. 2'den 10'a kadar buradaki rakamları ve sayıları kullanıyoruz. ABC kümelerinde. Burada tüm kümelerin içerisindeki elemanların toplamı 30 olacak şekilde bunları dağıtın demiş. 6 ile 8'i topladım 14. 30'dan çıkarıyorum. Geriye 16 kaldı. Burası arkadaşlar şu ikisinin toplamı 16 yapacak. Burada 6 ve 8'i sildiğimiz zaman bunlar gittiği zaman geriye 7 ve 9 kalır. Ya burada 7 ya da yukarıda 7 olacak. 7 ve 9'u buraya dağıtacağız. Şimdi buraya 7, buraya 9 yazdığımızı düşünelim. Bu B kümesi için 5, 6 ve 7'yi topluyorum. 18, 6, 7, 18, 30'dan çıkarıyorum 12. Demek ki buraya 12'yi yazamıyorum çünkü 12 elimde yok. O zaman şu 7 ve 9'un yerlerini değiştiriyorum. Buraya 7, burayı 9 yapıyorum. Şimdi B kümesinde 5, 6 ve 9 olacak. Yani burası topladığımız zaman 20 yapacak. 30'dan 20'yi çıkardığımız zaman şuraya 10 kalıyor. A kümesine geldiğimizde 10, 6 ve 8'i topluyorum.
Burası 14, 24 yapıyor. 30'dan çıkardığımız zaman geriye 6 kalıyor. Burada 2 tane elemanımız var. Toplamı 6'dır. Bunlar da nedir? Tabii ki 2 ve 4'tür. Bunları da yerleştirmiş olduk. A kümesinin elemanlarının çarpımı isteniyor. A kümesinde 10, 6, 8, 2 ve 4 var. Bu tüm elemanları çarptığımız zaman çarpımları 3840 yapacaktır. Konu kavrama testi 2'ye geçtik. A birleşim C'den B kesişim C'yi çıkaralım diyor. A ve C'deki tüm elemanları bir kez yazıyoruz. A birleşim C'de önce A'daki elemanları yazalım. 1, 2, 4, A, 7. Sonra A ve 7'yi 4'ü bunları siliyorum. Tekrar tekrar yazmıyorduk hatırlayalım. Sonrasında 3, 5 ve B var. Burası bu kadar. B kesişim C, B ve C'dekilerin ortak elemanlarını arıyoruz. Bakın burada ne var? 3'ler ortak. 3 yazıyorum. 2'ler ortak değil. 5'ler ortak. Her ikisinde de. 1'ler ortak değil. B'ler ortak. Aradaki bu ifade neydi? Fark. Yani A birleşim C'de olacak. B kesişim C'de olmayacak. Bunu yapmanın en kolay yolu ortak olanları bu şekilde siliyorsunuz. Karaladık. Yukarıda ne kaldıysa onları yazıyoruz. 1, 2, 4, A ve 7. Yani 5 tane elemanımız var. Bize buradaki alt küme sayısını sorduğu için 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümemiz oluşturulur. Evrensel küme verilmiş, ABC verilmiş. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni birleşim, C'nin tümleyeni. Burada De Morgan yapacağız. Burası A'nın tümleyeni kesişim, B kesişim C'nin tümleyenidir. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bir tane köşeli parantez yapalım. A birleşim, B kesişim C'nin dışına bir tane De Morgan yaparsak, tümleyen yaparsak doğru bir ifade yapmış oluruz. Burada B kesişim C neresidir? Şu 2 ve 4'ün olduğu bölge. Birleşim A kümesi. A kümesindeki tüm elemanları da tarıyorum. Şu an mavi ile taramış olduğum bölge şu köşeli parantezin içidir. Bu dışındaki tümleyen işareti de dışında kalanları ifade eder. Yani hangileri? 3, bu 4'ü de karalamışız. 5 ve 6'yı ifade ediyor. Buradaki elemanların toplamı sorulmuş bize. 14 tane elemanımız vardır. A kümesi 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. A birleşim B, birden 8'e kadar olan rakamlardan oluşuyor. Bu şartları sağlayan kaç değişik B kümesi vardır? A kümesi 2, 3, 4. Bu 2, 3 ve 4'ü sildiğimiz zaman B kümesinde kesinlikle olması gerekenler nelerdir? 1, 5, 6, 7 ve 8'dir. B'de bunlar kesinlikle bulunuyor. Yani bunlar alt küme sayısını değiştiren unsurlar değildir. Bunlar daima bulunuyorsa ne yapıyorduk? Bunlara çarpı koyuyorduk. Bunların yanında B kümesi içerisinde neler olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Hepsi aynı anda olabilir. 2, 3, 3, 4, 2, 4 olabilir. Bu şekilde buradaki aslında belirleyici olan 2, 3 ve 4'tür. Buradaki 3 tane elemanla kaç farklı alt küme oluşturabilirsiniz demek istemiş. Burada yine bir De Morgan yapılmış. A birleşim B'nin tümleyeni 3'tür. 2 tane buraya çember çizersek A ve B diyelim. Dışında da bir tane ne olsun? Evrensel kümemiz olsun. E diyelim. Şurası da E olsun. A birleşim B'nin dışında kalan 3 tane eleman var. Yani hem A hem de B'de olmayan dışarıda 3 eleman var. A fark B dediğimiz bu taralı bölgede 4 eleman var. Evrende tamamı 12 tane eleman var. Yani 4 eleman burada, 3 eleman dışarıda toplam 7 eleman oldu. Evrende bu 12'den 7'yi çıkardığımız zaman şu karalamış olduğum, işaretlediğim bölgede 5 eleman var. Bu da zaten B kümesini veriyor. B kümesinin eleman sayısı 5'tir. Her ikisinde de B kesişim, B kesişim bunların ortak olduğunu görüyoruz. O zaman ortak çarpan parantezi gibi ortak parantezi alırsak bu B kesişimleri silelim. Geriye kalan A'nın tümleyeni ve A'yı yazıyoruz. Aradaki birleşimi de buraya ifade edebiliriz. A'nın tümleyeni ve A'yı birleştirdiğimiz zaman var olan tüm elemanlar yani evrensel kümeyi oluşturur. B kesişim E'de küçük olan kümemiz B olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Bu birleşim olsaydı eğer büyük olan olurdu. O zaman cevabımız A şıkkı olurdu. A kümesinin eleman sayısı 16. 2 üzeri SA eşittir 16. Demek ki A kümesinde 4 tane eleman var. B kümesinin eleman sayısı 32 ise 2 üzeri B 32'den
B'nin eleman sayısı 5'tir. Ortak elemanlar yani A kesişim B'den bahsediyoruz. S A kesişim B'yi 2'nin üzerine yazdığımız zaman 8 yapıyormuş. Buradan A kesişim B'nin eleman sayısı da 3'tür. S A birleşim B'nin kuralı neydi arkadaşlar? S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B'ydi. Yani 4 artı 5 eksi 3'ten 6 tane elemanımız var. Yine burada bize alt küme dediği için bunu da 2'nin üzerine yazıyorum. 64 tane farklı alt kümemiz olur. 2'ye yüzlük bir kareli kağıdımız var. A yukarıda 3'ün katı olanları yazmış. Burasını da taraması gerekiyordu. B satırında da 2'nin katı olan yerler taranmış. Burası da taranması gerekiyordu. Burada bu desende yer alan sütunların kaç tanesinin A veya B satırındaki kareler boyalıdır demiş. Öncelikle A veya B dediğinde ben A birleşim B'yi anlıyorum. S A birleşim B. Az önceki soruda da gördüğümüz gibi bu ikisinin toplamından kesişimleri çıkarıyorduk. Neden çıkarıyorduk? Çünkü aynı olan elemanları hem A'da hem de B'de iki defa yazdığımızda birini çıkarmak isteriz. Bu kural buradan gelir. Şimdi A kümesinde ne diyelim? 2'den 100'e kadar olan, daha doğrusu 3'ten 99'a kadar olan sayıları arıyoruz. B kümesinde 2'den 100'e kadar olan 2'nin katı olan sayıları arıyoruz. Şöyle diyelim. Sonrasında A kesişim B'de hem 2'nin hem de 3'ün katı olan sayılar 6'nın katı olduğu için bu şekilde 6'nın katı olan sayıları bulmamız gerekiyor. Burada isterseniz son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek 96 burası 33 gelecektir. B kümesinde son terim eksi ilk terim bölü artış miktarından 50 gelir. Yine son durumda bu şekilde aynı mantıktan faydalanırsak burası 90, 15, 16 gelecektir. Yukarıda yerine yazalım. 33 artı 50 eksi 16'dan 67 farklı durum gelecektir. Cevabımız E şıkkı. Evrensel kümede 9 eleman var. Kesişimlerinde 3 eleman var. Kesişimleri bunların A ve B derseniz ortası 3 elemanlı. A birleşim B'de 6 eleman. B'de 4 eleman varsa 4'ten 3 çıkarırsak buraya 1 eleman kalacak. Burası B fark A'dır. Birleşimleri 6 elemanlı. 3'ü burada, 1'i de burada 4 eleman var. 6'dan çıkarırsak A fark B'de 2 elemanlı. Bizim şimdi bunların dışına bir tane de dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgen neydi? Evrensel kümeydi. Buraya da E yazıyorduk. Evrensel kümede 9 eleman var. 2, 3 ve 1'i toplarsam 6 eleman yapıyor. 9'dan da 6'yı çıkarırsam ne kalıyor arkadaşlar? Şuraya 3 tane eleman kalıyor. Soru bize A'nın dışında kalanları sormuş. A'da 2 ve 3 var. A'nın dışında buradaki 1 ve 3'ün olduğunu görüyoruz. 1 artı 3'ten S A üssü eşittir 4'tür. A fark B. Yine bunu biz Venn şeması yapalım. A, B diyelim. A fark B bu taralı bölge. Birleşim B. Bunları birleştirdiğimiz zaman A kümesine eşit oluyormuş. A kümesi bizim burada kırmızıyla gösterdiğimiz bu parçadır. Şimdi mavi ile kırmızı birbirine eşit olduğuna göre demek ki şurada 0 tane eleman var. Yani aslında bu şöyle bir alt kümedir. B'deki tüm elemanlar A'da da olduğuna göre B fark A'da hiç eleman yok. Burada A B'yi kapsamıştır. Yani burada B alt kümesidir. A ifadesi olduğunda doğru olacaktır. Kesişimleri küçük olan küme olacağı için A kesişim B eşittir B'dir. İkinci ifademiz yanlıştır. Birleşimleri de büyük olan küme olduğu için A birleşim B eşittir A'dır. Üçüncü ifade de yanlıştır. Yalnızca bir doğrudur. A fark B birleşim, B fark A. Neresidir burası? Şu bölgeyle bu B fark A'nın birleşiminin alt küme sayısı 128'dir. 2 üzeri 7 128 olduğu için bu ikisinin toplamında 7 elemanımız var. Evrensel kümede 17 tane elemanımız var. Demek ki şöyle yazalım. Öncelikle kesişimi de vermiş. Onu da yerleştirelim. Bir 7 de buradan geldi. 7 artı 7 şu an elimde 14 tanesini yerleştirmiş oldum. Evrensel kümede 17 eleman var. 14'ü çıkarırsak 3 tanesi ne A'da ne de B'de dışarıda bulunuyor. Bize A birleşim B'nin dışında kalanları sormuş. Yani bu 3 tane elemanı soruyor. Cevabımız çıktı.
Biraz oran orantı sorusu olmuş. A bileşim B her iki ifade de ortak. Birisi 7'nin katı, birisi 5'in katı diyor. Hem 7 hem de 5'in ortak bir katı nedir? 35. O zaman burayı 5 ile çarparsak 10 bölü 35. Burasını da 7 ile genişletmemiz gerekiyor ki yine 35 olsun. 35 bölü 21. Şimdi burada Venn şemamızı bir çizelim. Bu şekilde A'mızı B'mizi yerleştirelim. A fark B'de 10 eleman varsa B fark A'da 21 eleman. Toplamda 31 tane elemanımız oldu. Sonrasında A birleşim B'nin 35 elemanı olması için uğraşıyorduk. 35'ten 31'i çıkardığımız zaman her ikisinin de kesişimini en azından kaç bulabiliyoruz? 4 bulabiliyoruz. Buradaki sayıları 10, 35, 21'i 100, 350, 210 gibi sonsuza kadar sayılarla çarpıp büyük sayılar elde edebilirsiniz. En küçük dediği için en sade hallerini yazdık. Taralı bölge neresidir diyor. Nasıl ifade edilir? Bunu sormuş. Ben şuradan başlamak istiyorum. Burası C kümesinden B kümesindeki şu kırmızı bölgeyi çıkardığımız durumda C fark B kümesidir. Zaten şurası da A ve B'nin ortak elemanıdır. A kesişim B'dir. Bu ikisini alıp birleştiriyoruz. Hangi şıkta var? C şıkkı değil arkadaşlar. Bu da değil. C fark B kesişim birleşim A kesişim B. Yerlerini değiştirmiş fark etmez. Birleşimde yerlerinin değişme özelliği vardı. Sınıftaki sarışın olmayan gözlüklü erkekler hangisidir? Gözlüklü erkek diyorsa hem gözlüklü hem erkek olacak. Yani A kesişim C olacak. A kesişim C'yi görüyor muyuz? Burada yok. 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 Sadece A şıkkında var. Neden bu şekilde ifade etmiş? Bu gözlüklü erkeklerden sarışın olanları çıkar ki sarışın olmayanlar kalsın diyor. Yani sarışın olan bu B kümesindeki elemanları istemiyoruz diyor. A kesişim C fark B cevabımız A şıkkıdır. A kümesi B'nin bir alt kümesi değil. B kümesi de A'nın bir alt kümesi değil. Bunların birleşimlerinin en az kaç elemanlı olacağı soruluyor. Ya şu şekilde bir durum vardır A ve B kümeleriyle ilgili ya da bunlar bu şekilde ayrık iki küme olabilir. Bunların birleşimlerinin az elemanlı olması için şuradaki sağdaki yaptığım gibi 10 artı 12'den 22 durum bulursak birleşimleri az bir elemanlı olmaz. Bakın zaten şıklarda 22 de yok. Demek ki birinci durumu incelememiz gerekiyor. Şimdi buraya ortaya kesişimlerine 0 değil de 1 yazdığımız zaman A kümesinde 10 eleman vardı. 1 çıkarırsak 9. B kümesinde 12 eleman vardı. 1 çıkarırsak 11. Burada birleşimleri bakın 21 elemanlı oldu. Biz bu birleşimlerin az elemanlı olmasını istiyorsak bu ortadaki kesişimlerini bir elemanlı değil de daha büyük bir eleman almamız gerekiyor. Burayı kaç alabiliriz? Burayı 10 alırsak arkadaşlar birbirinin alt kümesi olur. Burayı en fazla 9'a kadar alabiliriz. A kümesinin 10 elemanı vardı. 10-9'dan 1. B kümesinin 12 elemanı vardı. 12-9'dan buraya da 3 eleman kalır. Şimdi bunların hepsini taradığımız zaman birleşimleri oluyordu hatırlayın. A birleşim B. Buradan 13 geldi. Bakın burada hangisi en küçük? 13 mü? 21 mi? 22 mi? Tabii ki en az 13'tür. En çok deseydi cevabımız 22 idi. Burada şuna da dikkat edelim. Hiç kimse birbirinin alt kümesi değil. O yüzden biz bu ortadakine 10 yazamadık. 10 yazsaydık tabii ki daha küçük bir değer olurdu. Ancak hata yapmış olurduk. U kümesi 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılarak oluşturulan ve rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bütün sayılardır. Şimdi böyle olduğu zaman 4 tane kutu çiziyorduk. Binler basamağı, birler, onlar, yüzler, binler şeklinde yaptığımızda 4, 3, 2, 1 deyip buradan 24 tane farklı 4 basamaklı rakamları farklı sayı yazabiliyorduk. U'nun elemanlarından 4 rakamı 1'in solunda olan, 4, 1'in solunda olan şöyle kaç farklı durum vardır? 4 birin ya sağındadır ya solundadır. Yani 24 sayı varsa 4'ün birin solunda olduğu 12 farklı durum vardır. Sonrasında devam ediyoruz. Bu A kümesiymiş. A kümesinin eleman sayısı 12. 4 rakamı 2 rakamının sağında. 2'nin sağında 4 var. Böyle de arkadaşlar yine aynı mantıktan B kümesinde de 24 bölü 2'den 12 farklı durum vardır. Şimdi biz bu ikisini toplarsak 24 olur. Ancak birleşiminde bir de ne vardı?
Bunların kesişimlerini bilmemiz gerekiyordu. S, A kesişim B'yi bilmeliyiz. Yani A kesişim B nedir? 4, 1'in solunda, 2'nin de sağında olduğu kaç farklı durum vardır? Şimdi biz bunu bulmamız gerekiyor. Bu virgüllerin olduğu yerlere ABC gibi, ABCD gibi elemanlar yerleştirmemiz gerekiyor. 1, 4 ve 2'nin yeri belli. Biz buradaki 4 haneye, ABCD'nin olduğu yerlere 3 sayısını, 3 rakamını yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bunların olabileceği kaç farklı durum var? 4 farklı durum var. Yani 3, 2, 4, 1 olduğu gibi 2, 3, 4, 1 olabilir. Ya da 2, 4, 3, 1 olabilir. Ya da 3'ü en sona yazarız. 2, 4, 1, 3 olabilir. Burada bakın arkadaşlar. S, A kesişim B'de 4 farklı durum var diyoruz. Şimdi A birleşim B'yi arıyorsak nasıl yapıyorduk? S, A birleşim B eşittir. S, A artı S, B eksi bunların kesişimleri formülünden 12 artı 12 eksi 4'ten 20 farklı eleman bulunur diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Bu derslik bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi kümelerin sonunda 3 tane daha testimiz var. O testleri de çözeceğiz. Diğer linke tıklarsanız arkadaşlar, diğer videomuzda da bunları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.